siyasette bir rekabet meselesidir. Bu rekabetten de nasıl müşteri kazanıyorsa seçmen kazanır. Evet. Şimdi işte ey iktidar, şöyle şöyle esnafın derdi var. Bu derde şöyle şöyle de şeyi var, önerisi var, teklifi var. Dikkat çekmek amaçlı. Ne önerirsiniz? Biz şimdi ben şahsım yani müşterinin adına, çoğalması için ne öneriyorsunuz? Biz şahsım adına her şeyin adaletli olmasını isteriz. Kapitalizm var oldukça, banka ve sermaye düzeni var oldukça, finansal kapital, reel kapital bu ülke hükümet sürecinde çözüm ne olabilir? Faiz sisteminde yaşadığımız sürece ne olabilir? Hangi kapitalizm yıkılacak ki biz dürüzleneceğiz? Yani kim yıkılacak? Bizim sorunumuz kapitalizmle. Çözün veya çözüm. Sömürücü sistem var mı? Var. Adaletli bir sistem olacak mı? İşçi hakları var olacak mı? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu cümleleri gençliğimde iki grup söylerdi. Biri sol kesim. Bir, soldan bazen Marksizm okuyanlar, evet. Biri Milli Görüş okuyanlar. Evet. Hangisindesin oğlum? Ülke Ocakları'nda yetiştim. Ay süper ya! Ülke Ocakları'nda 98-2002 arasında ikinci başkanlık da yaptım. Harika. Ama ve lakin şunu iyi öğrendim. Bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Ay süper. Çok hoşuma gitti. Bunu da konuşmaya başlayalım. 30 yaşımdan sonra konuşmaya başladım. Ben de 16 yaşından beri sınıfsal bakarım. Zengin fakir üzerinden bakarım. Demek ki ezildikçe ben kapitalizme karşı gelmeye başladım. Öyledir bak, sınıfsal dediğim. Azansaydım demek ki kapitalizme. Hayır sınıfsal bakmak şu. Şimdi bu sınıflar arası geçirgenliği de sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Orada bak şimdi mesela bu çocuk. Bu fırsat eşitliğini yakalamak için bu kapitalizmde kesinlikle yakalanmaz. Bunu ben artık çözüyorum. Arkadaş bir şey bir demiyorum. Bir ülkücü olarak çözdüm. Yok, çok çok hoşuma gitti. Bunu ismini söylemen herkes anlatacak. İsmini söylersem söyleyebilirsiniz. Yok, o manada demiyorum ya. 41 rakım edip ne yapmayacağım. Ama herkes anlatacak. İlk defa rastlıyorum. İlk defa rastlıyorsun. Ben eski bir hocayım. Evet. Hep böyle bu tür konular konuşurduk. Evet. Onun için vallahi ilk defa. Yok konuştuğum insanlar zaten diyor. Süpersin. Sosyalist misiniz diyor. Yok değilim diyor. Ülkücüyüm. Türkçüyüm. Ziya Gökalp hayranıyım. Mustafa Kemalciyim. Ama değişen ve değişmeyen tek bir şey kapitalizm. Kahrolsun kapitalizm diye. Bonus programımız yapar. Çok iyi. Okuyor musun? Kazandın mı? Neresin oğlum? Kırşehir. Bölüm? Ambulans yapacağım. Harika. Şikepeden ne? Şey alınayım. Şey ne diyor? Paramedik. Paramedik. Medik. Ay harika. Çok memnun. 2 yıllık mı 4 yıllık mı? Çok iyi ya. Çok kolay iş buluyorsunuz siz nispeten diğerlerine göre. Çok memnun oldum oğlum. Onların o özel bir alan okudukları, evet. Miktarı henüz az. Evet. Ama bu çoğaldıkça o zaman tabii rekabet çoğalacak. Çok memnun oldum başkan sağ ben. Sağ ol. Genel hayırlı işler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Söylemiştir Sayın Bakanımız. Ben esnaf geziyorum. Pandemiden etkilendiniz mi, etkilenmediniz mi? Etkilenmiş. Efendim ne yapılabilir? Bize de öneriniz ne? Hani kamuoyuyla paylaşacağım ben bunu. İsimler şeklinde değil de yani şurada şu yapılması lazım, bu sektöre bu yapılması lazım. Propaganda amaçlı falan gezmiyor, seçim yok çünkü. Destek sağlanmıyor. Nakit desteği mi, kredi desteği mi? Kredi desteği olarak, nakit desteği. Kaç kişi çalışır kardeşim? 3 kişi. 3 kişi. Yani keşke 10 kişi çalışsa. Ne güzel istihdam yaratmış olur. Şey yapmış. Onun için. Anladım. Hayırlı bol kazan. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ay muhteşem. Size ne ikram edeyim? Yok hiçbir şey ikram etmeyin. İşleriniz nasıl? Güzel hocam. İyi. Düğün mü? İşleri nasıl? Evlilik, düğün, nişan. Kendi adına pandemiden sonra bir zorlanız. Yani düğünler, kısıtlanma işleri iyi falan diye düşünüyorum ama ben beklediğimden daha güzel. Onu soruyorum. Ha, iyi. Beklediğimden güzel. Çünkü kafeler, evet. Lokantalar, kadın ve erkek yeni berberleri evet. Çok yani şikayetçiler ama burası ben memnunum. Çok iyi ya. Ben memnunum. Çok teşekkür ederim.